Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levle en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Allahümme Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Emma ba'du fel evvelu Allah vel ahiru Allah vel zahiru Allah vel ba'dun Allah. Femen kâne fî galbihi Allah femu'inuhu fiddâreyn Allah. فَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ غَيْرُ اللّٰهِ فَخَصْمُهُ فِي الدَّارَيْنَ اللّٰهِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذ۪ي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Muhterem cemaati müslimin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri İslam nimetiyle müşerref kılan, Müslüman kılan, mümin kılan Yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder. Ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, nasip olursa bugünkü sohbetimizde mümince yaşamak amacımız olmalı konusunu inşallah hep birlikte tefekkür etmeye çalışacağız. Neticede biz bu dünyaya imtihan için geldik. Bizim gayemiz Allah'ı bilmek, ona kulluk etmek. Görevimiz bu. Allah-u Teala bizi taşta, toprakta, karıncada, kertenkelede, haşeratta, şu ya da bu da yaratabilir idi. Ancak Rabbimiz Celle Celaluhu yeryüzünde bulunan mahlukatın en şereflisi kıldı bizi. Elhamdülillah. İnsan yarattı. Ve Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri iman nimetine sahip olan müminler kıldı. Elhamdülillah. Dolayısıyla bu imanımızı son nefesimize kadar götürmek zorundayız. Yani mümince yaşamak, mümince vefat etmek zorundayız ki ahirette mümince muamele görelim. Dolayısıyla çocukluğumuz, gençliğimiz, yetişkinliğimiz, yaşlılığımız, evliliğimiz, iş hayatımız, gece hayatımız, gündüz hayatımız, yememiz, içmemiz, çalışmamız, dinlenmemiz, velhasıl topyekün hayatımız Allah-u Teala Zülcelal Hazretleri'nin dini için olmalı. Yani mümince yaşamalıyız. Amacımız bu olmalı. Çünkü ahirette kazananlar dünyada mümince yaşayanlardır. Ahirette kazananlar dünyada Müslümanca yaşayanlardır. Ahirette kazananlar Kur'an'a göre yaşayanlardır. Ahirette kazananlar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alanlardır. Ahirette mutlu olanlar, kazananlar dünyada Allah'ın dinine, İslam'a sımsıkı sarılanlardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi mümince yaşayan, mümince vefat eden ve ahirette de mümince muamele gören kullarından eylesin. Konu biraz daha netleşsin diye önce bir sureden bahsedelim. Kısa surelerden birisi. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu 114 sureden birisi 101. sure. Gariya suresi. Bakalım Rabbimiz Celle Celaluhu
bu kısa surede bizlere hangi mesajları veriyor? Bu sure kıyametten bahseden bir sure, kıyametten bahsetmek suretiyle ahirette kazananları ve kaybedenleri de bahsediyor. Yani kıyamet dehşetli bir manzara, onunla Rabbimiz bizi sarsıyor ve ahirette de hesap gününde de huzurlu olmak, mutlu olmak için Rabbimiz Celle Celaluhu bizleri ikaz etmiş oluyor. Toplam 11 ayettir. Mekke'de inmiştir. Mekke'de inen ayetler özellikle daha fazladır ve Müslümanların imanları pekişsin diye, müminlerin inançları pekişsin diye, özellikle ahlaki konuda olgunlaşsınlar için hem imani konulara, hem ahiret konularına, hem iman esaslarına, hem cennet cehennem sahnelerine, hem de geçmiş ümmetlerin örneklerine bol bol yer verilir ki Müslüman iyicene inansın ki Allah bir konuda emir verdiği zaman emredersin ya Rabbi diyebilsin. Hani Mekke'de malumunuz ilk zamanlar içki yasak değildi. Ne zaman ki bir 10 seneden fazla bir zaman geçti. Ondan sonra yasaklandı. İlk başta yasak olsaydı insanlar buna alışmışlar, kolay kolay vazgeçemeyebilirler idi. Ne oldu? Aşama aşama. İlk önce bu iyi bir şey değildir mealinde ayeti kelimeler indi. Sonrasında alkollüyken namaza yaklaşmayın ayeti kerimesi indi. Sonra ileride bir hadise oldu. Tabii bu arada Rabbimiz imanla, ahlakla, edeple, Kur'an ayetleriyle, cennet cehennem sahneleriyle, Allah'a itaatla, peygamber itaatla Müslümanları iyicene pekiştirdi, pişirdi, iyicene mümin hale getirdi. Sonrasında da böyle bir ziyafette Müslümanlar, sahabe-i kiram böyle içki içtikten sonra artık sarhoş olunca birbirine girdiler, yaralananlar oldu. Sonrasında Maide suresinde içkiyi ve kumarı yasaklayan ayetlerinde. O zaman ne oldu? Yani bütün bunları şunun için anlattım. Allah-u Teala Mekke'de inen ayetlerle mümini öyle bir olgun hale getirdi ki bir konuda emir verdiği zaman itiraz yok. O hale geldi müminler. Hemen o da sofradayken hemen oradan birisi dedi ki ey Müslümanlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme içkiyle alakalı şu ayet indi. İçki şeytan işi, pisliktir. Artık bundan vazgeçtiniz değil mi? Uzunca ayet geldi. 3-4 tane ayet geldi. Peş peşe geldi. Bunlar içki masasında duydular. Böyle içki kadehi kaldırmışlar. Aha ayet geldi. Hemen bıraktılar. Ağzına götürmüş. Ya bir fırt daha içeyim demedi. Hemen döktü onu. Hiç itiraz yok. Sonrasında güzelce de yıkandılar, temizlendiler. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gittiler dinlendikten sonra. Bir de Resulullah'tan dinlediler. Ve ne oldu? O Müslümanlar içkinin yasaklanmış olduğu zaman diliminde ayet-i kerimeler indiği zaman Mekke'deki Müslümanların büyük bir alışkanlığı olan bu alkollü içeceklerden Müslümanlar öyle vazgeçti ki o sahneyi anlatan siyer kitaplarında böyle yol kenarlarında hani yağmur yağmış da küçük selcikler oluşur ya, fıçıları kırdılar, şarap fıçılarını, hepsini boşalttılar. Ya biraz daha içeyim, bir fıçı daha içeyim, ya şurada bu israf olmasın, burada içeyim gibi böyle saçma sapan şeylere tevessül etmediler. Niye? İman iyicene yerleşmiş. Kalplerine İslam iyicene yerleşmiş. Allah'ın emri iyicene yerleşmiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünneti iyicene yerleştiğinden dolayı Allah içki yasaktır dedi. Onlar tak diye bıraktılar. İşte Mekke'deki inen ayetlerin genel özelliği bu. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i bol bol okuyacağız. Ve 87 civarında sure Mekke'de inmiştir. 27 civarında surede Medine'de inmiştir. Medine'dekiler genelde hükümlerle, ahkamla alakalıdır. Mekke'de inen sureler de imanla alakalı, yerde gökte Allah'ın varlığına, birliğine delillerle alakalı, cennet cehennem sahnelerle alakalı, iman esaslarıyla inanılması gereken hususlarla alakalı, geçmiş ümmetlerin örnekleriyle alakalı. Yani neticede Müslüman Kur'an'ı okuduğu zaman imanı pekişir. Müslüman Kur'an okuduğu zaman iyi bir Müslüman olur. Neticede Müslüman Kur'an okuduğu zaman Allah'ın sevmiş olduğu, meleklere gıpta etmiş olduğu ve cennetlerin aşık olduğu kişiler olmuştur. Elhamdülillah. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi
Kur'an ehli olan, Kur'an okuyan, Kur'an'la amel eden, Kur'an'la vefat eden ve ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. İşte okuyacağımız sure de Mekke'de inen surelerden, imanımızı kuvvetlendiren, müminliğimizi kuvvetlendiren surelerden birisi. Bu surede kıyametin kopuşundan ve meydana gelecek hadiselerden ve insanın akıbetinden söz edilir. Es-Sâbillah. El-Gâriyah, kapı çalan. Mel-Gâriyah, o nedir o kapı çalan? Ve mâ edrâke mel-Gâriyah, o kapı çalanın ne olduğunu sen nereden bilirsin? Şimdi kapı çalan dedi Rabbimiz ve onun ne olduğunu Allah bildirmeden kimse bilemez. Hani şimdi kapıyı düşünün ki çalıyor değil mi? Biraz daha sert çaldığını düşünün, biraz daha sert çaldığını. Çok da fazla vurduğu zaman biz ne deriz? Ya kapıyı mı kıracaksın? Yani böyle bir sert vurulduğu zaman. He, bu ne demek? Şimdi anlatacağı, Rabbimizin bizlere anlatacağı o kıyametin dehşetini çok şiddetli bir şekilde kapıyı çalan insanın o çalmasını hepimiz duyarız ya, kapıyı mı kıracaksın kardeşim, sağır yok burada geliyoruz der ya insan, böyle bir hava oluşur ya, işte insanların adeta kulaklarını sağır edecek, gözlerini kör edecek, böyle anne karnında bebekleri düşüttürecek, annelerin emzirmiş oldukları o bebeleri fırlatıp atacak, bebeklerin saçlarının ak olacağı ve dağların, ovaların, yerlerin, böyle yıldızların, güneşin hepsinin böyle darmadağın olacağı, bütün evrenin kıyameti, eceli anlatılıyor. Kapı çalan diye Rabbimiz Celle Celle o çalmayla birlikte, vurmayla birlikte bizlere önemli bir hatırlatmada bulunuyor. يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ. O insanların ateşin etrafını sarmış olan pervaneler gibi olduklarını görürsün. Yani insanlar öyle olur ki ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olur. Hani bir ateş vardır, çoban vardır efendim, orada ateş yakmıştır, bir şeyler yiyecektir. Böyle ateş böcekleri vardır. İlla ateşe böyle koşmaya çalışırlar. Etrafında dönerler. İşte kıyamet gününde de o kıyamet koptuğu zaman insanlar kabirlerinden kalkacak ve öyle ki onların gidişleri böyle tasvir edilmekte. Böyle insanlar perişan bir vaziyette, artık dünya bitmiş, ahiret alemi başlamış ve bütün hakikatler ortaya çıkmış ve insanlar da böyle sağa sola dağılan kelebekler gibi sürüler halinde, gruplar halinde fevç fevç insanlar artık mahşer alanına doğru yürümekteler. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri bir başka ayeti kerimede de dağılıp savrulmuş çekirgelere benzetiyor. Ortalık karışmış. İşte böyle bir manzara var ve o gün öyle olur ki insanlar birbirlerini adeta çiğnercesine hareket ederler. Toplanacaklar mahşer alanında. İşte o çalan nedir diyor Rabbimiz? İşte insanların durumları böyle tasvir ediliyor. Sonrasında da Rabbimiz Celle Celaluhu o kıyametin dehşetini ifade buyururken 5. ayeti kerimede de şöyle buyururlar. Estağfirullah. Ve tekunul cibalu kel ahnil menfuş. O dağların atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür. Şimdi bildiğimiz dağlar, devasa dağlar, işte Erciyes Dağı, Ağrı Dağı, Uhud Dağı, dağ, büyük dağlar. Onların paramparça olduğunu düşünün. Böyle hallaç pamuğu gibi sallandığını, toz duman olduğunu, ortada dağ namına bir şey kalmadığını düşünün. İşte büyük kıyamet. Yani insanın bir eceli vardır. İnsan vefat eder, o onun kıyametidir. Kainatın da bir eceli vardır, o da kıyamettir, o da onun ölümüdür. Dolayısıyla insanın ölümü insan için ne kadar büyük, böyle hüzünlü, ne kadar acı ise, ne kadar dehşetli ise, evrenin eceli yani kıyamet de gerçekten Kur'an'da tasvir edildiğine göre çok dehşetlidir. Peki Rabbimiz bunları bize niye hatırlatıyor? İşte bundan sonra hesap var. Hatırlayın, hesabı hazırlanın mesajını veriyor. Hatta o gün dağlar böyle paramparça olduğunu Kur'an-ı Kerim muhtelif ayeti kerimelerinde görüyoruz. Akıp giden kum yığını haline geldiklerini, atılmış yünlere dönmüş olduklarını, sonrasından da bir serap gibi olduklarını, farklı farklı tasvirler var. Kıyameti kim görür kim görmez bilemeyiz.
Ancak hepimizin kıyameti ecelimizdir, ölümümüzdür, vefatımızdır, vademizdir. Ne zaman gelecek onu da bilmiyoruz. Ancak bize bütün bu ayet-i kerimelerde hem ecelle alakalı, hem ölümle alakalı, hem de kıyametle alakalı, mahşer alanıyla alakalı, kıyametin dehşetiyle alakalı bütün bu ayet-i kerimeler, bütün bu ikazlar hepsi nedir? Ey Müslüman, ahirette perişan olanlardan olma, o gün üzülenlerden olmayasın diye Rabbimiz ayet-i kerimeleri mesaj mesaj bizlere lütfediyor. Peki sonrasında ne var? Böyle dehşetli bir kıyamet sahnesini Rabbimiz beyan ettikten sonra Gâriyâ suresi 6. ayeti kerime esnâbile. فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. O gün kimin tartıları, böyle tartılan ameli ağır gelirse, hani sevaplar, günahlar tartılacak ya, bu net anlaşılsın diye terazilerden bahseder Rabbimiz. Şimdi bir sevap var bir kefede, bir kefede de günahlar var, tartılacak. Hangisi ağır basarsa, işte kişinin ağır basan amelleri var ya, o sevaplı olan salih ameller, imani ameller, ibadetli ameller, Allah'ın razı olduğu ameller var ya, onlar ağır basarsa فَهُوَ فِي عِيشَةِ الرَّاضِيَةِ, işte o kişi hoşnut olacağı, hoşnut edici bir yaşayış içerisinde olur. O muhteşem bir güzellikte bir hayat yaşar. Yani ebedi hayatı güzel olur, sonlu olmaz. Dünyada nedir? Bugün varız, yarın yokuz. Ya bu dünyada geçiciyiz ama ahiret ebedidir. Dünya fanidir ama ahiret ebedidir. Dünyada dert var, tasa var, sıkıntı var, problem var. Bin bir türlü meşgale var, ihanetler var, vefasızlıklar var. Efendim depremler, seller, tabii afetler var ama ahirette bunlar yok. Burada dünyada faturalar var. Doğalgazdı, elektrikti, suydu, efendim arabanın yakıtıydı, hava çok sıcaktı, çok soğuktu. Yok klima alalım, pervane alalım. Yok kalorifer parası fazla geldi, az geldi. Dert bitmiyor ama ahirette bütün bunların hiçbirisi yok. Orada hoşnut edici bir hayat var. Kişinin huzuru için, mutluluğu için bir güzel hayat var. Niçin? Çünkü dünyada bütün şeytanlara rağmen, şeytanlaşmış insanlara rağmen, nefse rağmen, günaha, harama davet edenlere, şirke, ihanetlere, fıskı fucura davet edenlere rağmen Allah'ın dinini yaşadı ya Müslüman, Kur'an'ı yaşadı ya Müslüman, peygamberi örnek aldı ya Müslüman, Allah-u Teala ona ebedi hayatı lütfediyor ve sonsuz şefkatli, merhametli, bol bol nimetleri, ikramlarını cömertçe Rabbimiz Celle Celaluhu mümin olan kula sunmuş oluyor. Dolayısıyla Müslüman ahirette huzurlu olmak istiyorsa salih amelleri çoğaltmamız lazım. Salih amelleri biriktirmemiz lazım. Şu anda elhamdülillah cumaya geldik. Ne güzel. Elhamdülillah. Bu büyük bir nimet. Bu büyük bir nasip. Ve sabah namazını da biriktirmemiz lazım. Öğle namazını da biriktirmemiz lazım. İkindi namazımızı da biriktirmemiz lazım. Akşam namazımızı da biriktirmemiz lazım. Yatsı namazımızı da biriktirmemiz lazım. Vitir namazını, bayram namazını, efendim namazın önünde sonundaki sünnetleri de biriktirmemiz lazım. Zekatları, infakları, sadakaları biriktirmemiz lazım. Güzel akrabalıkları, güzel komşulukları, kul hakkına saygıyı, riayeti biriktirmemiz lazım. Kur'an okumaları, tesbihatı, zikri, fikri, salavat-ı şerifeleri, selam vermeyi, selam almayı, hepsini biriktirmemiz lazım. Ne olur biriktirirsek amel defterimizde o terazide sevaplar ağır basar ve biz de ebedi hayata nail olmuş oluruz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amelleri biriktiren, ahirette de amel defterine baktığı zaman yüzü gülen kullarından olmayı Rabbimiz cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Kur'an-ı Kerim'in şöyle bir özelliği var. İmandan bahsederse küfürden de bahseder. Müminden bahsederse kafirden de bahseder. Cennetten bahsederse cehennemden de bahseder. Cennetlik amellerden bahsederse cehennemlik amellerden de bahseder. Yani böyle insan bir kıyas yapsın. Bak bu yol buraya, bu yol buraya. Bir taraf cennete, bir taraf cehenneme. Bir taraf Rabbin rızasına, bir taraf Rabbin gazabına gidiyor. Bütün bunlar iyice muhakeme etsin, düşünsün, tefekkür etsin diye Rabbimiz Celle Celal Kur'an-ı Kerim'de örnekleri bol bol verir. İşte bu okuduğumuz surede de, Kariya suresinde de nasıl o sevap terazisi ağır basanlara nasıl hoşnut olacağı, mutlu olacağı bir hayatı Rabbimiz vaat etti ya, hemen peşine de وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُ, o sevapları hafif kalırsa, günahları iyicene ağır basarsa
onun yeri de diyor Rabbimiz Celle Celaluhu fe ummuhu haviye. İşte onun anası Haviye'dir. Peki ve ma edrake mahiye? Peki o Haviye nedir? Rabbimiz Celle Celaluhu cevap veriyor. Narun hamiye. Nar ateş demektir. Haviye kızgın ateş. İşte o kişinin amelleri, salih amelleri, ibadetleri, günahlardan kaçınmaları, kullukları böyle az olur da günahları ağır basarsa onun anası Haviye'dir, kızgın ateştir. Anası ifadesi var. Ne demek? Ya anne, hani bir anne kucağı vardır değil mi? Bağrına basar, çocuğu için kendisini feda eder, uykularını feda eder, onun için ağlar, onun için üzülür. Ya onun için adeta hayatını feda edebilecek bir şefkat, merhamet abidesidir anne. İşte nasıl böyle kucağına sarmalar ya, işte burada Rabbimiz Celle Celaluhu inkarcıların, fasıkların, İsyan edenlerin, haram ve günah işleyenlerin, Allah'ın emrini tutmayanların, peygamberi reddedenlerin, sünnet inkarcıların ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunu terk edenlerin nasıl bir azab-ı ahirette muamele göreceklerini beyan etti. İşte onu sarmalayacak, onu iyicene böyle pekiştirip de azaba düçar edecek olan Haviye'dir. Yani kızgın ateş bir anne gibi, yani öyle bir tabir ifade ediyor ki iyicene onu saracak, sarmayacak ve cezası büyük olacak. Allah göstermesin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi salih amelleri biriktirip ahirette mutlu olanlardan eylesin. Rabbimiz cehennemlik amellerden, cehennemden cümlemizi korusun, muhafaza eylesin. Bu okuduğumuz kısa bir sureydi. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Onlardan birisi Kariya suresi. Biz özet geçtik bunu. Bunları okuyalım. Kur'an-ı Kerim surelerine aşina olalım. Kur'an-ı Kerim ayetlerine aşina olalım. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen insan olsun, kasaba olsun, şehir olsun, efendim oralarda dini terimler, kavramlar olsun, bunlara aşina olalım. Bunları bilelim. Bilmezsek Kur'an'a tabi olamayız. Kur'an'ı okumazsak Kur'an'a göre yaşayamayız. Kur'an-ı Kerim'le amel etmezsek ahirette Kur'an'ın şefaatine nail olamayız. Bunun için ne yapacağız? Kur'an okuyacağız. Kur'an okuyacağız, Kur'an okuyacağız. Hatta böyle gönül sultanlarımız Yunus Emre ne kadar hoş, ne kadar tatlı, ne kadar da yerinde söylemiş. Kim ki Kur'an bilmedi, sanki dünyaya gelmedi. Olay bu. Ve şunun altını özellikle çiziyorum. Bir Müslüman şunu dese, hocam iyi güzel anlatıyorsun da ben Kur'an okumasını bilmiyorum. Bir Müslümanın kurabileceği cümle bu değildir. Bir Müslüman böyle cümle kuramaz. Allah kitabı bize gönderdi. Allah kitabı bize gönderdi. Onun mektubudur bu. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın mesajıdır bu. Onun bir hediyesidir bu. Biz onun mesajını, hediyesini dünyada güzel, huzurlu, rahat, mutlu yaşamanın, ahirette de ebedi alemin anahtarlarının, şifrelinin, mesajlarının verilmiş olduğu kitaba değer vermezsek Allah da bize değer vermez. Kur'an'a değer vermeyenler değer bulamaz. Kur'an'ı yaşamayanlar ahirette Kur'an'dan şefaat bekleyemez. Kur'an-ı Kerim'e değer veren değer bulur. Kur'an-ı Kerim'i okuyan ahirette de Kur'an ona şefaat eder. Kur'an-ı Kerim'i okuyan, Kur'an'la tefekkür eden, Kur'an'ın ayetlerini tefekkür eden, ayet-i kerimenin manasını düşünüp hayatına yansıtmaya çalışan, emin olun ki ailesinde de, yuvasında da, ticaretinde de, gecesinde de, gündüzünde de bereket olur. Hatta kişi vefat ettiği zaman Kur'an'ın bereketini görür, imanlı bir şekilde göç eder. Kişi Kur'an'lı bir hayat yaşadığı zaman kabirde de Kur'an onunla beraber olur. Mahşerde Kur'an onunla beraber olur. Ahirette Kur'an ona şefaatçi olur. Nasıl şefaatçi olur? Hani hadis külliyatlarında çok böyle müjdeleyici Kur'an'la alakalı o müjdelerden birisi şudur ki mahşer alanında bütün insanlar toplanmış. Bütün insanlık. Ya şu anda ne kadar insan var yeryüzünde? 8 milyar civarında değil mi? Adem Aleyhisselam'dan bu zamana kadar gelen insanların sayısını bilemiyoruz. Kıyamete kadar ne kadar gelecek insan onları da bilemiyoruz. Hepsini düşünün. Hepsi bir alanda. İşte o insanlar böyle mahşer alanında toplanmışken bakacaklar ki Kur'an-ı Kerim'in iki uzun suresi Bakara ve Ali İmran suresi geliyorlar.
Orada hemen bir Müslüman, Ayşe olur, Fatma olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Onlar ikisi o kişiyi savunmak için mücadele ederler. Ya Rabbi, bu beni okudu. Bu beni okumak için gecenin uykusuz kaldı. Bu benimle amel etti. Bu ayet-i kerimelerle hemhal oldu. Bu sureyi okudu diye orada Ali İmran suresi ve Bakara suresi birbirle mücadele eder. Ben savunacağım onu. Ben savunacağım. Ben şahitlik edeceğim. Ben şahitlik edeceğim demek suretiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mahşer alanında Kur'an'ın nasıl okuyanları yalnız bırakmayacağını, güzel şahitlik yapacağı konusunda muhteşem bir manzarayı da bizlere böyle müjde olarak vermiş olur. Dolayısıyla ne yapacağız? Bu Bakara ve Ali İmran suresi gibi surelerin böyle olumlu şahitlik ettiği kişilerden birisi biz niye olmayalım? Annemiz niye olmasın? Babamız niye olmasın? Eşimiz niye olmasın? Çocuklarımız niye olmasın? Gelinlerimiz, damatlarımız niye olmasın? Torunlarımız niye olmasın? Topyekün ailece Kur'an'ın şefaatine niçin nail olmayalım? O halde ne yapacağız? Kur'an okuyacağız, Kur'an öğreneceğiz. Şimdi yaz tatili de başladı. İşte camiler çocuk açacak elhamdülillah. Çiçek çiçek böyle. İşte Kur'an öğrenmeye gelecekler. Çoğumuzun zaten ilk öğrendiği yerler camilerdir. Hocalarımıza destek olalım. Çocuklarımızı gönderelim, torunlarımızı gönderelim. Hocam ben memlekete gidiyorum diyenler olabilir. Memlekete gönder, köyünde gönder, kasabanda, şeyinde. Bir hafta kalıyorsan bir hafta gönder camiye. Oradan o istifade eder. Orada öğrendikleri onu da seni de cennete götürür. Ya hocam beni nasıl cennete götürecek derse kişi, dedesi olsun, babası olsun, annesi olsun, abisi olsun, bir Müslüman, bir Müslümana hayırlı, bereketli, iyi ve güzel işlerde aracı olursa, vesile olursa, örnek olarak söylüyorum, namaza başlamasına vesile oldu. O kimse namaza başladı, aynı sevabı biz de alıyoruz. Kim vesile olduysa, Kur'an okumaya başladı, biz vesile olduk, aynı sevabı biz de alıyoruz. Onu okutan hocamız alıyor, ona yardımcı olanlar aynı sevabı alıyor, annesi alıyor, babası oluyor, evde abisi, ablası teşvik ettiyse, onlar da aynı sevabı alıyor. Nasıl? Bir defa değil. O çocuğunuz, o evladımız ya da o kişi, arkadaşımız, kimse Kur'an öğrenmesine vesile olduğumuz ya da namaz kılmasına vesile olduğumuz kişi ömür boyunca namaz kıldığı zaman bizi, biz ölmüş olsak, erkenden ölmüş olsak bile, o kişi yaşamış olsa bile bizim amel defterimiz kapanmaz. Ona Kur'an öğretme konusunda, Kur'an okuması konusunda bir teşvik ettiğimizden, bir vesile olduğumuzdan dolayı bizim kemiklerimiz un ufak olmuş olsa, toz toprak olmuş olsa bile amel defterimiz kapanmaz. O ne kadar Kur'an okuduysa o kadar bize de sevap gelir. Onun sevabından da bir şey eksiltilmez. Elhamdülillah. Namazda da böyle, zekatta da böyle, güzel komşulukta da böyle, küslerdi barıştırdık bunda da böyle, sadakalarda da böyle, kurban kesmede de böyle. Yani her türlü hayırlı, bereketli, iyi, güzel, salih amelleri teşvik ettiğimiz zaman, haram, günah, çirkin işlerden de vazgeçirmeye çalıştığımız zaman emin olun onun sevabı kıyamete kadar bize gelir. O evladımız ne oldu? Öğrettiğimiz, vesile olduğumuz kişi Kur'an öğrenmesine, o da çocuklarını öğretti diyelim, o da torunlarını öğretti. O da diğerine, o da diğerlerine böyle silsile yolu gittiğini düşünün. Kıyamete kadar gelen bütün evlatlı nesilleri öğretmiş olsa emin olun bizi vesile olduğumuzdan dolayı bizim de amel defterimiz kıyamete kadar açık kalır. Salih amellerle bol bol dolmuştur elhamdülillah. Bundan mahrum olmak ne büyük bir devletten mahrum olmaktır. Dolayısıyla ne yapacağız? Kur'an öğreneceğiz, Kur'an okuyacağız ve çocuklarımızı gönderelim. Çocuklarımız, sorunlarımız gelsin burada okusunlar, öğrensinler. Hatta çocuklarımız çocuktur, yaramazlık da yapabilirler. Bağırıp çağırıp koşuştururlar. Ne olur caminin hatırına, Kur'an'ın hatırına, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem öğreniyorlar ya, onun hatırına çocukları idare edelim. Onlara böyle şefkatli, merhametli, hoşgörüyle davranmış olalım. Emin olun bu davranışların da amel defterimizde yekun bir şekilde ağırlık tuttuğunu, salih amel olarak lütfedildiğini göreceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an okuyan, Kur'an'la amel eden, Kur'an'la vefat eden, ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Şimdi bir hadise anlatacağım sizlere. Namaz bir nasiptir, herkese nasip olmaz. Cuma namazına gelmek de bir nasiptir, herkese nasip olmaz. Beş vakit namazı kılmak da bir nasiptir, herkese nasip olmaz.
Beş vakit namazı kılıyor da kişi sabahları çoğunlukla terk ediyor. Sabah namazı da bir nasiptir. O da herkese nasip olmaz. Cemaatle namaz kılmak da bir nasiptir. O da herkese nasip olmaz. Hacca gitmek bir nasiptir. O da herkese nasip olmaz. Annesinin hakkını, hukukunu gözetip onun helalliğini almak da bir nasiptir. O da herkese nasip olmaz. Kur'an okumak bir nasiptir. O da herkese nasip olmaz. Zikretmek, fikretmek, salavat-ı şerife getirmek, insanların haklarına, hukukuna riayet etmek, bu da bir nasiptir. O da herkese nasip olmaz. Peki nasip dahil olmak için ne yapmak lazım? Alıcılarımızı açmamız lazım. Yani gönlümüzü de kalbimizi de Kur'an'a, sünnete, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme açık tutmamız lazım. Yoksa alıcılarımız kapalı ise Kur'an'dan alamayız, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sünnetinden de bir şey alamayız. Hani şimdi uydular var değil mi? Uydu ayarları var. Efendim orada ne oluyor? Milim bir sapma olduğu zaman görüntü yok, çekmiyor. Orada. Ya da telefonları düşünün. Telefonlarımızda bir numara eksik çevirsek başka yanlış numara çıkıyor. Ya da bir numarayı iki defa söylesek, eksik söylesek ne oluyor? İstediğimiz yere ulaşamıyoruz. Ne demek? Demek ki alıcılarımız doğru olacak. Doğru alıcı nedir? Kur'an'dır. Kur'an okuyacağız. Doğru alıcı nedir? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bileceğiz, tanıyacağız, onu örnek alacağız. Onu bilmek istemeden, onu örnek almak istemeden, Kur'an'ı okuyup amel etmek istemeden Kur'an'dan istifade edemeyiz, nasipdar olamayız. Dolayısıyla ne yapacağız? Efendimiz'i tanıyacağız, Kur'an'ı da tanıyacağız. Kişi tanıdığını örnek alır, tanıdığının peşinden gider. Şimdi biz peygamberimizi tanıyor muyuz? Tanıyoruz hocam. Yani bu çok da tanımıyoruz. Çok da tanımıyoruz. Bir çarpıcı bir örnek verelim. Şimdi bir örnek vereceğim İbrahim Aleyhisselam'dan. Biz kimleri çok fazla tanıyoruz? Mesela bakın, kılık kıyafetimiz, saç sakal stillerimiz, yememiz, içmemiz, tatillerimiz, efendim yiyeceğimiz, içeceğimiz şeylerdeki tercihlerimiz, efendim giyim kuşamda, aksesuarda tercihlerimiz, evimize alacağımız mobilyada vesaire falan tercihlerimiz. Böyle bakın, hep böyle tanıdığımız insanlardan etkilendiğimiz için onlara benzemeye çalışıyoruz. İşte futbolcuları tanıyoruz. Tanıyoruz. Yani o takımın hepsini biliyoruz. Efendim bu sezon kim galip geldi, ne kadar gol attı, ne kadar paraya transfer oldu, ne tür pazarlıklar yapıldı, önceki sene ne kadar gol atmış idi, kim şampiyon olmuş idi, hepsini biliyoruz. Filmcileri biliyoruz, dizicileri biliyoruz. Dizilerde kimler oynuyor, dizilere kimler girdi, kimler çıktı, bu sezon kimler var, kimler yok. Bunları takip ediyoruz. Sonra ne olacak efendim, YouTube'larda vesaire falan, orada böyle yorumları, şu olabilir, bu olabilir. Hepsini biliyoruz. Kadın olsun, erkek olsun takip ediyoruz. Popçusunu, topçusunu hepsini görüyoruz. Siyasetçisini biliyoruz, politikacısını. Şu demeci verdi, bu demeci verdi. Yarın şöyle bir demeci olacak. Efendim geçen sene şu yapmıştı, bu yapmıştı. Bu seçimde şu olmuştu, bu olmuştu. Tanıyoruz, biliyoruz. Ama Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi politikacılar kadar tanımıyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi futbolcular kadar tanımıyoruz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi YouTuber'lar, fenomenler kadar tanımıyoruz. Tanımadığımızdan dolayı kimi tanıyorsak ya YouTuber'ı örnek alıyoruz, ya fenomeni örnek alıyoruz, ya politikacıları örnek alıyoruz, ya dizicileri, filmcileri örnek alıyoruz ve ondan sonra da bir türlü huzura kavuşamıyoruz. Neymiş çözüm? Çözüm tanımaktan geçiyor, örnek almaktan. Biz futbolcuları, politikacıları, dizicileri, filmleri, YouTuber'ları, fenomenleri tanıdığımızın, abartmıyorum, onda biri kadar Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tanısak, emin olun Gazze bugün bu halde olmaz, Suriye bugünkü dağınıklığı yaşamaz, Irak bugünkü bölünmüşlüğü yaşamaz, Arakan unutulmaz, Doğu Türkistan'dan bahsedilemeyecek duruma gelmez. Niye? Biz peygamberimizi tanımıyoruz, Kur'an'ı tanımıyoruz. Sosyal medyada o kadar çok meşgul oluyoruz ki, o paylaşımdı, bu paylaşımdı, o yorumdu, bu beğeniydi, efendim bu videoyu paylaş, o yazıyı paylaş, şunu bunu. Ama iş Kur'an'a gelince cep telefonunu elimize aldığımızın onda biri kadar Kur'an'ı elimize almıyoruz.
ve yüzümüzde gülmüyor. Ailede de huzur olmuyor. Boşanmalar artıyor. Günahlar artıyor. Çocuklar annelerine babalarına itaatsiz duruma geliyor. Yetişkinlerde de gayri ahlaki durumlar maalesef yaygınlaşıyor. Sebep Kur'an'dan uzaklaştığımız, Kur'an'ı tanımadığımızdan dolayı. Dolayısıyla ne yapacağız? Kur'an bize indi. Dağlara, taşlara inseydi diyor Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz. Biz bunu indirseydik. Lev enzelna hadel Kur'an'ı diye başlar ayet-i kerimede. O dağları böyle paramparça olduğunu görürdün diyor. O Kur'an'ın ağırlığından, sorumluluğun ağırlığından. Bize indi Kur'an. Yani dağların paramparça olduğu o sorumluluğundan bize indi. Biz Kur'an'a bakmazsak, Kur'an okumazsak, Kur'an'la amel etmezsek, Allah'ın mesajını merak edip de okumazsak vay bizim halimize. Dolayısıyla Gazze'nin kurtuluşu da Kur'an'a bağlı. Ailenin huzuru da Kur'an'a bağlı. Ailede boşanmaların azalması, adeta yok denilebilecek seviyeye gelmesi de Kur'an ve sünnete bağlı. Sokağın emniyeti Kur'an ve sünnete bağlı. Akrabalarla iyi ilişkiler Kur'an ve sünnete bağlı. Anne baba hakkını riayet etmek, yani huzur evlerine atmamak, onları incitmemek Kur'an ve sünnete bağlı. Hakka hukuka riayet edip güvenilir bir Müslüman, güvenilir bir esnaf, güvenilir bir komşu, güvenilir bir mümin olmak Kur'an ve sünnete bağlı. O halde bizim çözümümüz, aradığımız yer Kur'an ve sünnettir. Hani Nasrettin Hoca böyle ahırın önünde bir şeyler arıyor. Hocam ne yapıyorsun demişler. Ya iğnemi kaybettim, iğnemi arıyorum. Biz de yardımcı olalım, arayalım demişler. Ahırın önünde arıyorlar. Bir oraya bir buraya, köylüler bakmış ki aramadık, yer kalmadı. Ahırın önü olduğu gibi milim milim arandı, iğne yok. Ya hocam sen bu iğneyi nerede kaybettin? Biz aradık bulamadık. Ya burada olsa, burada düşürseydin bulurduk. Ahırda kaybettim demiş. Ya hocam, ahırda kaybettin iğneyi niye dışarıda arıyorsun? Nasrettin Hoca'nın vermiş olduğu cevap, yani bizim yaşayışımız adeta böyle tercümanı olmuş bir ifade. Ahır karanlık. Orada rahat aranmaz. Dışarısı aydınlık olduğu için dışarıda arıyor. Bulabilir mi? Bulamaz. Kıyamete kadar arasa o dışarıda iğneyi bulabilir mi? Bulamaz. Biz de huzuru da, mutluluğu da, saadeti de, barışı da, güveni de, esenliği de, birbirimize bağlı olmayı da, kardeşliği de, vatan millet sevgisini de Kur'an ve sünnet dışında ararsak emin olun bulamayız. Onun için Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılmalıyız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılan, Kur'an ve sünnetle yaşayan, Kur'an ve sünnetle vefat eden, ahirette de hem Kur'an'ın hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olan kullarından eylesin. Bir çarpıcı bir örnek vereceğim demiştim İbrahim aleyhisselam'dan. Onunla bitirmiş olalım. Ezan-ı Muhammedi vakti de yaklaştı. İbrahim aleyhisselam ulul azm peygamberlerinden, çok fazla sıkıntı çeken, mücadele çeken ve çok da fazla bizlere örnekliği olan peygamberlerden birisi. Kur'an-ı Kerim'de üsve-i hasene olarak bir peygamberimizden, ailesinden, bir de İbrahim aleyhisselam ve ailesinden bahsediyor örnek alın diye. Hani biz namaz kılarken ettehiyyatı okuduktan sonra namazdan çıkmadan önce ne okuyoruz? Allahümme salli ve Allahümme barik. Ne var orada? Allah'ım İbrahim ve onun ailesine salat ettiğin gibi, bereketler lütfettiğin gibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ailesine de salat et, bereketler ver diye orada dua ediyoruz. Yani İbrahim aleyhisselamı ve ailesini namazda anıyoruz. Peygamberimizi ve ailesini namazda anıyoruz. Yani iki aileyi namazda anmak ibadetin bir parçası. O halde bu iki aileyi çok iyi tanımalıyız. İşte İbrahim aleyhisselam 80 yaşına kadar çocuğu olmadı. Tabii sonrasında çocuğu oldu. Malum o kurban hikayesi, onu anlatmayacağım. Tabii Rabbimiz çocuk biraz büyüyünce, tabii çok da fazla büyümedi. Yani doğdu ama yine süt emiyor. Rabbimiz dedi ki Şam'dan bunu Mekke'ye götür. Emretti Rabbimiz. Tabii her şey bir imtihan. İbrahim aleyhisselam geldi Mekke'ye. İsmail'i, daha bebek o, annesi Hacer'i, ikisini bıraktı. Ama Mekke'de hayat yok. Dağ taş her taraf, kum, insan yok, ev yok, bark yok, su yok, hiçbir şey yok. Bomboş bir arazi. Hacer annemiz dedi ki ey İbrahim,
bizi buraya niye bırakıyorsun? Burada koşuşmaz, kervan geçmez bu şehre, yani bu beldeye, yani bu dağ taş her taraf, ya yaşam yok, bir şey yok. Yani siz buraya, sen buraya, bizi buraya niye bırakıyorsun? Bir şey söylemedi. Tekrar ikinciye ısrar etti. Yine İbrahim Aleyhisselam bir şey söylemedi. Üçüncüye sorduğu zaman Hacer annemiz dedi ki, ey İbrahim, sen koşuşmaz, kervan geçmez, evlerin, barkların, yaşamın olmamış olduğu, efendim her tarafın dağ taş olduğu bu yere bizi buraya niçin bırakıyorsun? Yoksa bizi buraya bırakmanı Allah mı emretti? Öyle deyince İbrahim Aleyhisselam dedi ki, evet, sizi buraya bırakmamı Allah emretti. Sonra Hacer annemiz bir kadındır. Hacer annemiz İbrahim Aleyhisselam'a döndü, dedi ki, ey İbrahim, bu kuş uçmaz, kervan geçmez, bu coğrafyaya, bu topraklara, bu dağın taşın olduğu bu yere, geceleri soğuk, efendim yırtıcı hayvanların, haşeratın vesaire olduğu böyle bir bu coğrafyaya, bizi buraya kadın başıma süt emen bebemle bırakmanı Allah emrettiyse sen rahat ol, emin ol, gidebilirsin. Allah bizi zayi etmez, Allah bizi yardımsız bırakmaz, Allah bizi yalnız bırakmaz dedi. İbrahim Aleyhisselam gitti. Hacer annemiz kaldı orada tek başına. Şimdi hafızamızı biz böyle bir tahayyül edelim manzarayı. Her taraf dağ taş. Elinde birkaç tane hurma vardı, bitti. Su vardı matarada, o da bitti. İsmail ağlıyor, bebek İsmail süt emiyor. Şimdi ona bir yiyecek bulması lazım. Sağa sola koşturmak istedi Hacer annemiz. Safa tepesine doğru koştu. Oradan tepe yüksek yaz bir şey. Oradan bakayım dedi. Bir insan falan varsa bize yardım etsinler. Evet, yiyecek içerek bir şeyler bulurum diye. Kimseyi göremedi. Oradan Merve tepesine doğru koşarken böyle hafiften çukur bir yer var. Orada biraz hızlandı. Çocuğu göremiyor çünkü. Göremeyince yılan çıyan zarar verir diye. Böyle her seferinde çocuğa zarar gelir endişesiyle tekrar çocuğun yanına koşuyor. Bakıyor ki yılan çıyan akrep zarar vermemiş. Tekrar arabaya koşuyor. Safa Merve arasında böyle gidiş geliş yapıyor. Nihayetinde bu koşturmalar, koşuşturmalar neticesinde birden İsmail'in, bebek İsmail'in ağlama sesini farklı bir şekilde duydu. Eyvah dedi ya, çocuğa yoksa bir hayvan zarar mı verdi? Hemen telaşla koştu, baktı ki çocuğun ağlaması üzüntüden, sıkıntıdan değil, sevinçten ağlıyor. Meğer ayaklarının altından su fışkırıyor. Geldi Hacer'in annemiz, zem zem dedi, yani dur dur dedi ve o suyun etrafını çevirdi. Zemzem suyu öyle akmaya başladı. Şimdi Hacer annemiz Allah'a tevekkül etti, teslimiyeti gösterdi, imanıyla birlikte bu dağın taşın, insanın, cinin, yani burada olmadığı, her tarafta böyle adeta böyle bir korkunun, bir sıkıntının, efendim yırtıcı hayvanın olmuş olduğu bir beldede bizi kadın başıma süt emen bebeğimle birlikte buraya bırakmanı Allah emrediyorsa Allah bizi yalnız bırakmaz dedi ya, Allah bizi zayi etmez dedi ya, Allah bebesinin ayaklarından zemzemi fışkırttı mucize olarak. Hala içiyor muyuz? İçiyoruz. Hacılar da içiyor, umreciler de içiyor. Bize de geliyor, biz de içiyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Büyük bir mucize. Yani buradan verilen mesaj şu: ey Müslüman, Hacer nasıl Allah'a tevekkül etti, nasıl teslimiyet gösterdi, kendisi genç bir kadın olmasına rağmen, kucağında bebesi, süt emen bebesi olmasına rağmen, etrafta bir yaşam belirtisi olmamasına rağmen, değil mi ki buraya gelmemizi Allah emretti, Allah bizi yalnız bırakmaz dedi. Allah ona yardımını da, lütfunu da, keremini de gönderdi ve sonrasında insanlar gördü ve orası şehirleşmeye başladı. Dolayısıyla bizler Hacer annemizin teslimiyetini gösterdiğimiz zaman, tevekkülünü, imanını gösterdiğimiz zaman, emin olun ailemize bereket gelir, ticaretimize kazanç gelir, yuvamıza huzur gelir, boşanma aşamasında olan aileler tekrar ilk günkü aşk sevgiyle kavuşmuş yuvalar devam etmeye başlamış olur. Yuvalarda da, sokaklarda da, ailede de, akrabada da bereket olur, rahmet olur, huzur olur. Zemzem nasıl fışkırdıysa bir mucize olarak, Allah-u Teala hiç tahmin etmediğimiz yerlerden bu imanımız, teslimiyetimiz, tevekkülümüz sayesinde yardımlarını da, lütuflarını da, çıkış yollarını da bizlere göndermiş olur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Hacer annemizin göstermiş olduğu tevekkülü, teslimiyeti, imanı gösteren kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca namaz ehli, dua ehli, ibadet ehli, merhamet ehli, haya ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin.
Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, haseten vatanımızın, milletimizin ve ümmeti Muhammed'in selameti için, haseten Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın, Doğu Türkistan, Arakan'ın ve bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için, haseten Allah rızası için, velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.